Çok speküle ediliyor Icardi'nin durumu. Fenerbahçe derbisinde aldığı bir darbe vardı ama kulüp açıklamayı çok geç yaptı bence. Keza Beşiktaş maçından beri de sakat oynayan bir Mauro Icardi vardı. Şimdi Icardi'nin durumu tam Evet. olarak nedir? Bu spekülasyonlar neden çıkıyor? Bununla ilgili tartışmalara son noktayı Evet. koyarsanız. Ya bir kere Teşekkürler. spekülasyon hep olacak. Sonuçta burada bir yarış var. Yarış içerisinde takımlar birbiri için bu iddiaları ortaya atacaklar. O onu karıştırmaya çalışacak, onu karıştırmaya çalışacak. Bunlar ufak hesaplar ama bunlar hep yapılıyor. Bu ufak hesapların içerisinde olmamak lazım. O yüzden ben net olarak tabii ki Mauro ile ilgili bölümü söyleyeyim. Süper Kupa öncesi tabii ki düşüncemiz Mauro'nun orada oynaması belki bir operasyonda olabilir mi olmaz mı diye düşünüyorduk. O maçta da belki maskeyle yer almasını düşünüyorduk ama ondan sonra da bir operasyon olur mu olmaz mı diye düşünüyorduk. Daha sonra operasyon olmadan devam etmeye karar verdik tedavisine. Birincisi yüzündeki tabii ki kırık var. Biliyorsunuz Fenerbahçe maçında aldığı darbeler yani bir yumruk yedi, bir direğe doğru itildi. Üçüncü de ayağın altında kaldı rakibini istemeden üçüncü pozisyonda. Orada hem yüzüne hem burnuna ve birçok yerine darbe aldı. Ve devamını biz bunu tabii ki ayağıyla da aslında birleştirdik. Ayağa baktığımızda uzun zamandır iğneyle oynadı. Orada da tam olarak kendi istediği verimi de veremedi. Belki biz hep bunu tabii ki saha içerisinde olması da bizim için çok önemli oluyor. Çok iyi niyetli bir şekilde de davrandı. Ama biz uzun zamandır yani ne zaman bir ara veririz onun iyileşmesi için diye düşünürken bunu tabii ki yüzündeki sakatlıkla birlikte birleştirdik. Bu dönemde de sağlık ekibimiz Icardi ve ben beraber bu konuyu konuştuk. Yener Hoca'nın da isteği Icardi'nin benim kararımla bir süre dinlendirip hem yüzündeki riskin azalması oynadığı takdirde daha kötü bir şey de olabilir. Bu tabii ki bir görme kaybına da yol açabilir alacağı darbeye göre. Onun yanında ayağındaki sakatlığında en iyi en kısa zamanda ne kadar iyileşeceğini düşünerek bununla ilgili Yener Hoca gerekli tedavileri de başlattı, yaptı zaten. Bir süre dinlendirip ondan sonra tekrar bizle beraber olacak ama dediğim gibi Mağrep oynamak istiyor, takıma katkı vermek istiyor. Bu süreçte de bizim ortak aldığımız bir kararla birkaç hafta dinlendireceğiz. Ondan sonra yine bomba gibi başlayıp sezon sonuna kadar Galatasaray'ın başarısı için önemli bir katkı sağlayacak. 2027 Avrupa oyunlarını ve iddiayla söylüyorum ki biz attığımız temeli yarım bırakmayız. Başladığımız işi yarım bırakmayız. 2036 olimpiyatlarını İstanbul'a biz getireceğiz.